Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bugün 2011 model Accenter aracımızın hava filtresi nasıl değiştirilir? Yani bu basit işlemleri bilgilendirme amacıyla sizlere paylaşıyorum. Yani sanayiye gidip de ustalara boşuna bunlar için para vermeye gerek yok. Evet, hava filtremiz bildiğiniz gibi motor kaputunun hemen altında. Hemen akünün arkasındaki şu kutunun içinde arkadaşlar. Şimdi o kutuyu nasıl çıkartabiliriz? Ya, hava filtresini nasıl görürüz? Bunları anlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hava filtresini nasıl sökeriz? Nasıl değişimini yaparız? B değişimini yapmayacağım. Sadece size nasıl sökebileceğimizi göstereceğim. Hemen akünün arkasındaki kısım, yani şu kutunun içinde. Şurası sigorta paneli bildiğiniz gibi. Şurada yani her köşesinde 4 tane şöyle klipsler var. 2 tane bu tarafta, bir tane burada, bir tane de şu bornun hemen altında. Bunları şu şekilde elimizle attırıyoruz. Bornun arkasındakini de attırdık. 4 tane şu şekilde çıkartıyoruz. Görmüş olduğunuz hava filtresi. Ben zaten yeni değişim yapmıştım hava filtresini, sadece gösterme amaçlı. Orijinal servis ürünüdür. HMC marka, servisten aldım. Eski filtremizi alıp tekrar yenisini yerine bu şekilde oturtuyoruz. Yani şu yapraklı kısım alta gelecek şekilde, üstü düz bir şekilde kalıyor. Değişimimizi bu şekilde yapıyoruz. Eğer imkanınız varsa değişim yaparken söktükten sonra şu kabinin içine de, hava filtresinin kabinin içine de bir hava tutmanızda fayda var. Yalnız şuradan motora giden kısmı kapatın ki içine herhangi bir toz pislik kaçmasın. Çünkü hava filtresinin amacı da budur. Tekrar yerine bu şekilde oturtup üst kapağını kapatıp klipslerini dört taraftan bu şekilde kilitliyoruz. Hava filtresi değişimimiz bu şekildedir arkadaşlar. Bilgilendirme amaçlı dediğim gibi bir videoydu. Sizler de bu şekilde değişim yapabilirsiniz. Dediğim gibi sanayide ustalara bunlar için para vermenize hiç gerek yok. Bu videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone değilseniz eğer abone olmayı unutmayın. Herhangi bir sorunuz olursa aşağı yorum kısmına belirtebilirsiniz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.